Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf çanta yayınları matematik soru bankasında cebirsel ifadeler test 3 ile sayfa 205 ve 206 ile dersimize devam ediyoruz. Sorularımıza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Birinci soruya bakıyorum. Şeklinde modellenen ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar incelediğimiz zaman şeklimizi 1, 2, 3, 4, 5 tane y var. 5y, 3 tane de 1 var arkadaşlar. O halde 5y artı 3 bizim sorumuzun cevabı olacak diyorum. 5y artı 3'ü C şıkkında görüyorum. Evet, ikinci soruma geçiyorum. İkinci sorumuza baktığımız zaman x arkadaşlar dairenin değeri x'tir. Üçgenin değeri 1 olmak üzere aşağıdaki seçeneklerin hangisinde cebirsel ifadeye karşılık gelen model yanlış verilmiştir diye soruyor. Arkadaşlar daire x'ti. Bakın 1, 2, 3, 4 tane x olacak. 3 tane de 1 yani 3 olacak arkadaşlar. 4x artı 3 doğrudur diyorum. B'ye baktığımız zaman 3 tane x var arkadaşlar. X, x ve x. Ve birer tane de 2 tane de 1 var. 3x artı 2 doğrudur diyorum. C'ye baktığım zaman bir tane x, 1, 2, 3, 4, 5 tane de birimiz var. O halde x artı 5 doğrudur diyorum. D'ye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane x var arkadaşlar. O halde 4x, 2 tane de birimiz var. Artı 2 olmalıdır diyoruz. Ama cevaba baktığım zaman 2x artı 4 verilmiş. Bu yanlıştır diyorum. Sorumun cevabı D şıkkıdır. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Evet, kare x'miş arkadaşlar. Üçgende 1 olmak üzere şeklinde modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. 1, 2, 3, 4 tane x'imiz var. 1, 2, 3 tane 1 var. 4x artı 3'tür. 4x artı 3'ü nerede görüyorum arkadaşlar? C şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet, dördüncü soruya bakıyorum. Kare içerisinde M arkadaşlar ve üçgende 1 olmak üzere şeklinde modellenen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar şu kare M imiş. Üçgende 1 olarak düşünüyorum. Bakın 1, 2, 3 tane M var. 2 tane de 1'imiz var. 3M artı 2'dir. Ve doğru cevabımız 3M artı 2'yi B şıkkında görüyorum. Evet, bir sonraki soruya geçiş yapıyorum. Beşinci soruya baktığımız zaman kare x arkadaşlar ve üçgen 1 olmak üzere 4x artı 3 cebirsel ifadesinin modellenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar 4 tane x olacak. Yani 4 tane kare olacak. 3 tane de üçgen olacak. Cevap şıklarına baktığımız zaman birincisinde arkadaşlar 3x artı 4 var. B'ye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4x artı 3'tür. Ve sorumun cevabı B şıkkıdır. C'yi de söyleyelim arkadaşlar. 1, 2 tane x, 5 tane 1 var. 2x artı 5'tir. Son olarak D'ye baktığım zaman 4x artı 2 olarak görüyorum. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır demiştik. Evet, bir sonraki soruma geçiş yapıyorum. Altıncı soruyu incelediğim zaman aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar incelediğim zaman paydalarımız ortak. O halde ortak paydadır. Yani 5'te yazabilirim. 4x arada çıkarma işlemi var 2. 4x eksi 2 bölü 5 doğrudur diyorum. Paydalarımız 3. 3 ortak paydasını yazıyoruz. A eksi 1. Evet, A eksi 1 bölü 3 doğrudur. Ortak paydamız 7. 7 yazdık. Bakın ortak paydaya. 2b arada artı işlemi var arkadaşlar. 2b artı 3 olması gerekiyordu. Bakın burada çarpı var. Burayı artıya çevirmek gerekiyordu. Doğrusu 2b artı 3 bölü 7'dir. O halde bu ifade yanlıştır diyorum ve C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Son olarak arkadaşlar D'ye baktığım zaman 4'ün gizli payda 1 var diyorum. 4 ile x'i çarpıyorum arkadaşlar. 4x
Şöyle düzenleyelim. 4x bölü 4 artı 7 bölü 4'tür. Bunu da 4 ortak parantezine yazarsam 4 de 4x artı 7 olarak yazılır arkadaşlar. 4x artı 7 bölü 4 olarak yazılır diyoruz. Evet, D şıkkı da doğrudur diyorum. Evet, bir sonraki soruma geçiyorum. Evet, 7'nin soruya baktığımız zaman arkadaşlar, buna göre 81'in 0 ve 1'i kullanılarak oluşturulabilecek eşitliği kaç basamaklıdır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle örneğimizi bir inceleyelim. Sorumuzu okuyalım. Her doğal sayı 2'nin doğal sayı kuvvetlerinin toplamı şeklinde 0 ve 1 rakamları kullanılarak yazılabilir. Örneğin arkadaşlar 1 çarpı 2 üzeri 0 artı 0 çarpı 2 üzeri 1 artı 0 çarpı 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 3 artı 1 çarpı 2 üzeri 4. Bakın bunların değerlerini bulacak olursak 2 üstü 0 1 demekti. 1 kere 1 1 yapar. 0 yutan elemandır arkadaşlar. Bakın 0 yaptı değeri. Yine 0 yutan elemandır. 2 üzeri 3 8 demekti. 8 kere 1 8'dir. Şöyle gösterelim. Ve 2 üzeri 4 de 16 idi. 16 çarpı 1 de 16'dır. Toplarsam 25'tir. Yani burada 25'i 0 ve 1'i kullanarak yazmış. Daha sonra bunun önündeki kat sayıları arkadaşlar 1, 0, 0, 1, 1 şeklinde ne yapmış arkadaşlar? Kod olarak yazmış diye düşünebiliriz. O halde 81'i yazmak istiyorsam yine 2'nin kuvvetlerini kullanacağız arkadaşlar. Şimdi 2'nin kuvvetlerinin şöyle düşünelim. Önce 81 için 2'nin en büyük kuvveti arkadaşlar. 81 içindeki en büyük kuvveti 2 üzeri 6 64'e eşittir diyorum. Daha sonra arkadaşlar ben neleri kullanabilirim? Onları düşünüyorum. 2 üzeri 5 desem önce bir kuvvetlerini yazalım isterseniz. 32 2 üzeri 4 16 2 üzeri 3 8 2 üzeri 2 4 2 üzeri 1 2 ve 2 üzeri 0 1 yapar diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle düşündüm. 2 üzeri 6'yı yani 64'ü kullansam ve 16'yı kullansam. 64'te 16'yı kullansak. 64 16 daha 10 elde var 1. 6 1 daha 7 1 de elde 8 olur. 1'i 1'i kullansam bakın 81'i elde ettim diye düşünüyorum. O halde kullanacağım sayılar belli oldu aslında. Yani 2 üzeri 6'yı, 2 üzeri 5'i ve 2 üzeri 0'ı kullanmak istiyorum. Şöyle yazacak olursam karemizi değiştirelim. 1 çarpı 2 üzeri 0 yazıyorum arkadaşlar. Çünkü bu 1'e eşittir. Şuradan biraz aşağıdan yazalım. Oraya sığmayacak diye düşündüm. Evet. Şöyle yazalım gençler. 1 çarpı 2 üzeri 0 artı. Bu ne demekti? 1 demekti. Artı. İkincisi arkadaşlar 2 üzeri 1 yazacağım ama kullanmayacağım için bunu 0'la yazıyorum. 0 çarpı 2 üzeri 1 artı. Kullanmayacaklarımın önüne kaç sayı olarak 0 yazıyorum arkadaşlar. 2 üzeri 2'yi kullanmayacağım. 0 çarpı 2 üzeri 2 artı. 0 çarpı 2 üzeri 3 artı. Evet. 1 çarpı 2 üzeri 4'ü kullanacağım için 1 çarpı 2 üzeri 4 yaptım. Bu benim için 16 demekti. Artı 0 çarpı 2 üzeri 5 kullanmayacağım için 0'la çarptım. Artı 1 çarpı 2 üzeri 6'dı arkadaşlar. Nedir benim için? 64'tür ve toplamı 81 olacak diye söylüyoruz. O halde arkadaşlar şöyle düşünüyorum bakın. Bunların değerlerini de yazalım. 0, 0, 0 ve 0'dır. Ve bunların toplamının 81'e eşit olduğunu söyleyelim. Peki benden kodu istedi arkadaşlar. Nasıl yazıyordum? İlk yazdığım sayıdan başlayarak 1, 0, 0, 0. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 1 şeklinde yazıyorum.
1, 0, 1 şeklinde yazdım. Kaç basamaklı oldu arkadaşlar? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı oldu diyorum. O halde sorumuzun cevabı B şıkkı olur diyoruz. Evet, bir sonraki soruma geçiyorum. F8'in soruya baktığımız zaman yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diye sordu. Arkadaşlar çarpma işleminde biliyorsunuz gizli paydası 1 derim. B ile 3'ü çarparsam 3B yapar. 1 ile 4'ü çarparsam 4 yapar. 3B bölü 4 doğrudur. A'nın gizli paydası 1 var diyorum. A ile 1 çarpıyorum. A 1 kere 4 4. A bölü 4 doğrudur. 5'ler ortak arkadaşlar. O halde 5 parantezini yazarsam. Evet bu yanlış arkadaşlar. Bakın doğrusunu yazalım. 5 ortak paydasını yazıyorum. D arada artı var arkadaşlar. O halde D artı 3 bölü 5'tir. Doğrusu yani bu yanlıştır. Son olarak 7 ortak parantezine bakıyorum. M eksi 3. Bakın M eksi 3'ü yazdı. Bu da doğrudur diyorum. O halde 1, 2, 3 tane doğrudur diyoruz ve B şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, bir sonraki soruma geçiş yapıyorum. 9. soruya baktığım zaman B artı B ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar B artı B 2 tane B demektir. Biz toplamayı çarpmaya çevirirken arkadaşlar 2 tane B'yi de 2 çarpı B olarak ifade ederiz. Şıklara baktığımız zaman A şıkkı doğru cevaptır. Evet devam ediyorum. 10. soruya bakıyorum. 3y cebirsel ifadesine eşit olan ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. 3y arkadaşlar 3 çarpı y demektir. Yani 3 tane y'yi çarpacağız demektir. 3 ile y'yi çarpacağız demektir. Bu da arkadaşlar 3 tane y'nin toplamı demektir. Ben bunu 3 tane y şeklinde düşünürüm. Y artı y artı y şeklinde de söyleriz arkadaşlar. Baktığımız zaman B şıkkı doğru cevaptır. Bir sonraki soruma geçiyorum. Yukarıdaki alanı verilen bütün 4 eş parçaya ayrılıyor. Bu bütün arkadaşlar alanı A artı 2'ymiş. Buna göre elde edilen parçalardan birinin alanını ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar bu şekli şöyle düşünebiliriz. Bakın 4 parçaya ayıracağım. Ve tamamı A artı 4, A artı 2 idi. O halde bir parçası A artı 2'yi 4'e böleceğimiz anlamına gelir. Baktığım zaman cevap şıklarında bu haliyle yok arkadaşlar. O halde ortak paydayı dağıtmak istiyorum. 4'ü hem A'nın hem de 2'nin paydası olarak yazıyorum. A bölü 4 artı 2 bölü 4'tür. Evet, cevaplara baktığım zaman yine yok arkadaşlar. O halde ben de diyorum ki şu 2 bölü 4'ü sadeleştirsem A bölü 4'ü aynı yazıyorum. Artı 2 bölü 4'ü de 1 bölü 2 olarak ifade ederiz diyorum. Cevap şıklarına baktığım zaman arkadaşlar A bölü 4 artı 1 bölü 2 C şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet bir sonraki soruma geçiyorum. 12. soruya baktığımız zaman 4M bölü 7 artı 1 bölü 7 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. 4M bölü 7 artı 1 bölü 7. Burada ortak paydada yazacak olursam 7 4M artı 1 şeklinde yazmam lazım. Cevap şıklarına baktığım zaman 4M artı 1 bölü 7 C şıkkında doğru cevabımızı görüyoruz. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Evet A bölü 5 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi şıklardan gidecek olursam 5 çarpı A demek 5A demektir. 5 artı A aynen bu şekilde kalır. 1 bölü 5 çarpı A demek de A'nın gizli paydası 1 vardır. O halde şöyle düşünebilirim. 1 ile A'yı çarpıyorum. A 5 kere 1 5'tir. Ve A bölü 5'i görüyorum. Bakın bizden de bunu istiyordu. O halde sorumun cevabı C şıkkıdır diyorum. Evet arkadaşlar. Bu soruyla da burada dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.